Evet sevgili bayisseverler, Türkiye'nin en iddialı iddia kanalı İddaabilir TV'den hepinize merhabalar. 16 Aralık Pazartesi gününün bülteniyle sizlerle birlikteyiz ve bir konuğumuz var. Tabi eskilerimiz tanırlar, eski tayfa Serdar Göktaş, Beşiktaş yorumcumuz, kanalımızın zaman zaman spor programlarıyla da, futbol yorumlarıyla da bizlerle birlikte oluyordu. Bugün hazır yakalamışken gel dedik, pazartesiyi beraber çekelim. Zaten rahat bülten değil mi? Çok maç yok. Aynen öyle. Yine birer kupon şey yaparız böyle, önerilerimizi, favorilerimizi veririz diye düşündük. Kendisini konuk ettik. Yine arada onun da düşüncelerine başvuracağız. Zaman kaybetmeden maçlarımıza geçelim. Tabii pazartesi günü dediğimiz gibi sürprizlerin çıkabildiği dar bülten olduğu için, bütün dünya aynı maçlara oynadığı için. Bayağı çıktı ve tecrübe ettiğimiz. Aynen. Hani bir de bütün dünya aynı maçlara yoğunlaşıyor ya bir de. Yani evet, çok fazla evet. Alternatif yok. O yüzden dikkat etmek lazım. Misilleri ufak tutmak lazım. 5-10 lira, 20 lira gibi bütçenize göre. Yine bizi Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Mutlaka önemli. Bildirimler, uyarılar yapabiliyoruz ve sitemizden de yine kupon tavsiyelerimizi görebilirsiniz efendim. Dedikten sonra pazartesi günü sizler için 5 maç seçtim ben. Bunun 3 tanesinden ya da 4 tanesinden bir kupon oluşturulabilir. Yine sana da döneceğim. Ben hemen kısaca başlayayım. Tamam, İlk maçımız saat 20'de oynanacak sevgili dostlar. Trabzonspor Denizli Spor mücadelesiyle. Tabii Trabzonspor'un sakatlarının döndüğünü ve artık daha ideale yakın kadroyla oynayacağını söyleyelim. Şu an sadece görünen Novak, Filip Novak defansta sakat olarak görünüyor. Onun dışında tam kadroya yakın. Yine ileride Sörlok'la, Mekame ile ve oynarsa büyük ihtimalle Saric'le birlikte yıkıcı... Vakayeme mi? Mekame mi? Ya onu farklı söylüyorlar. Vakayeme diyorlar. Denmiyor. Yani Mekame. İlk başlarda Mekame de demiyordu. Şimdi Vakayeme. Vakayeme diyelim. Vakayeme'nin performansı da önemli belirleyici tabii. Olacaktır. Belirleyici olacaktır tabii. Denizli Spor'da yine Şifo Mehmet'le beraber çıkış yapan ve hatta geçen hafta Başakşehir karşısında sürpriz yapabileceğini de söylemiştim ben burada. Hatta 1-1 de skor vermiştim. O şekilde bitmişti ama şimdi Trabzon deplasmanında işleri zor tabii. Çünkü bir de İshak Sake orta sahada sarı kart cezası oynamayacak. Onun dışında Sapunara, Mbamba ve Barov gibi önemli oyuncuları Denizli Spor'un şüpheli görünüyor. Tabii bu şüpheli görünenler oynayabiliyor maç saatine kadar. Siz de pazartesi günü kuponlarınızı yapmadan önce mutlaka sitelerden araştırmalarınızı... Genelde oynuyor değil mi? Öyle aynen genelde oynuyor. Şüpheli işte hafif ağrıları var. Bir antrenmana aynen katılmıyor falan. O yüzden İğne şüpheli. Çakıyorlar devam. Aynen iğneyi çakıyorlar o şekilde oynuyor. Ve bu maçta baktığımız zaman Trabzonspor'u ben kendi evimde tabii ki galibiyete yakın görüyorum ama Denizli Spor'un da ben hani futbolu çirkinleştirmeyeceğini, defansta kalmayacağını, kapanmayacağını ve hücum futbolu oynayacağını, gollere katkıda bulunacağını düşündüğüm için güzel de oranıyla 1.48'den 2.5 üst oynayabiliriz ama Trabzon'a güvenenler yine 1.45'ten galibiyetinde oynayabilir. Ben 2-1 ya da 3-1 gibi bir sonuç bekliyorum bu mücadeleden. Bilmiyorum sen ne dersin? Ben de kanka yani aldığım, hatta oynadığım diyeyim ben sana. Ha, senin bir de kupon var değil mi? Tabii orada? KG var ve üst demişim ben. Maç kuponuna sonucu 1'e de çok yatkınım. Yakın yani. Da kuponuna hangisini koyacaksın? Sen muhtemelen üst derim ya yani. Kuponunu paylaşsan isteyen senin tercih kafalarına yatıyorsa o şekilde. Antalya'da da maşallah. Hakikaten ya. Nasıl görünüyor ya. Yani. Yine valla acayip bir yağmurlu bu aralar. Evet Serdar da aynı fikirde benimle. Kuponunun ilk maçı da 2.5 üstmüş o da. Değerlendirebilirsiniz. Ben de aynı fikirdeyim. Yok sıra tamam. Geldikçe senin maçın varsa. İkinci tamam. Maçımız Başakşehir-Konya Spor mücadelesi. Başakşehir'imizi buradan tebrik ediyoruz. Tabii Avrupa'da bizi gururlandırdılar. Yani aynen moralleriyle beraber yine formlarıyla beraber burada zaten düşüşte olan holding, ittifak holding Konya Spor. Geçen haftalarda biliyorsunuz bir şansımızı deneyelim. İkinci, üçüncü kuponlarda Gaziantep karşısında kendi evinde çıkışa geçebileceği maç bu maç olur dedik Antep maçıyla. Onu da beceremediler ama bir sürü de net pozisyon kaçırdılar. Yine 0-0 kaldı. Tabii çıkışa geçmeleri gereken bir maç ama hani bu deplasmanda ve Başakşehir gibi bir takım olacağını da sanmıyorum ben. Belki içeride oynayacağı bir şekilde çıkışa bir de geçebilir. Yani Başakşehir bu kadar formda, Almanya birincilik liderini yendi geldi. Bir de çok moralliler. İnanılmaz da morali var. Kendi evinde ayrı bir coşkuyla oynayacaklardır. Bakalım ne olacak. Bakalım. Yani. Konya bu maçı alırsa ben bu yapayı kazanmış olur gibi hissederim yani. Sevinirler herhalde aynen o kadar. Baktığımız zaman Skirtle sakat görünüyor. Arda Turan sakat görünüyor. Bunlar çok önemli değil. Gubransen yine sakat görünüyor ama çok etkilemez Başakşehir'i diye düşünüyorum. Konya'ya baktığımızda ileri uç, ileri uç en azından riskası şey falan aynen İrfan Can falan hepsi tabii kadroda yani. Ne koyacak hocam onu da bilmiyorum. Yani o kadar da güzel oyuncuları var evet. Ve derin kadroları rotasyona var. Rotasyona gider mi sanmıyorum. Aynen. Konya'da çok önemli bir sakat cezalı yok ama bu maçta ben Başakşehir'in kazanacağını düşünüyorum. Bir sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Bir pazartesi sürprizi yaşamazsak pazartesi sendromumuza iyi gelecek inşallah kanka, bu maçlar. Ben de direkt maç sonucu 1 demişim sen sormadan. Aynen ben de 1 diyorum ama hani yüksek oran isteyen öğrenci arkadaşlarımız oluyor. Zaten hani, aynen oranı. Az basacağız da biraz yüksek oran ne yapabiliriz diye. Maçın 2-0 falan kazanılacağını düşünüyorum ben Başakşehir tarafından. O yüzden 2-3 golde alternatif olarak 1.65 oranla
alternatif kuponda değerlendirilebilir. Senin bu arada önündeki kağıda not aldım. Evde bebeler telefonu elimden alınca mecbur kağıda not almak zorunda kaldım. Hani oynamamış tamam, olarak sonuçta. Görmeyin. Ha, tabii. İnternetten oynadığımız için öyle. Tabii canım. Sen de biliyorsun yani kuponun ikinci bir, maçı bir. Tamam. Bir olarak görüyorum. Üçüncü tabii başımız... Şükrü kadar... Estağfurullah, estağfurullah. Bilemesek de şans arada abi, bir bu... arar. Fikrimi sorar. Tabii canım. Sağ olsun. Her zaman üstad. Arada danışmak lazım. Kopenhag Odense mücadelesi 3. maçımız Danimarka'dan gelecek. Evet, Kopenhag takımının son zamanlarda gol yediği için özellikle deplasmanlarda Nordsjælland maçında değinmiştik ama orada gol yemedi. 1-0'la geçti bu aralar. Ondan sonra da zaten UEFA Avrupa Ligi'nde de Malmö'ye kendi evinde 1-0 yenilmişti. Odense'ye baktığımızda son maçında Aalborg'da 0-0 kaldı ama kaçan birçok pozisyon direklerden dönen falan var. Yani Odense'de yine golcü bir takım, içeride dışarıda herhangi bir eksikleri de yok. Kopenhag'da kendi evinde rahat, seyircisinin de desteğiyle coşkulu oynayabiliyor. Zaten Midland'ı takibini sürdürüyor. 7 puan fark var. Mutlaka kazanması gereken bir maç ama Odense dediğim gibi biraz hırslı ve inatçı, yine mücadele gücü yüksek bir takım olduğu için o da gollere eşlik edebilir. Belki Kopenhag kazanacaktır tamam ama hani 1.45 oranla denenebilir ev sahibi takım ama alternatif isteyenler veya yüksek oran ya da güvenmeyenler, gollere gitmek isteyenler, çünkü burada ya bir taraf seçeceksin ya gollere gideceksin. Ben yine 2-1-3-1 gibi Kopenhag'ın kazanacağını düşündüğüm için 1.50'den üstte oynayabiliriz. Alternatifte de maç sonu 1 deneyebiliriz diye düşünüyorum. Senin kuponunda da var herhalde bu maç. Var. Sen ne maç dedin? Maç sonucu 1 demişim bir. Ben de. Hiç etliye sütliye karışmadan. Karışmadan aynen öyle. Sonuçta biraz tahmin, ama biraz da şans biraz arkadaşlar. Şans, biraz olayı değil mi? Bir şekilde karar vermeniz üst gerekiyor. Üst gelir mi hocam? Üstte olur mu? KG vardı demişim ama. Ha, demek ki onun da katkılarıyla bir de kupeler kalacak diyorsan yani. Üstte olacaktır demek ki. Evet. Serdar'ın şeyi de buydu. Önerisi de buydu arkadaşlar ve ekstra bir maçım var benim, onu şöyle önereceğim. Kafasına yatanlar ve yüksek oran isteyenler değerlendirebilirler. Bu senin kuponunda yok gördüm ben. Santa Clara Sporting Lisbon'u ağırlayacak Portekiz'de kendi evinde. Santa Clara zaten topladığı puanların çoğunu kendi evinde toplamaya çalışan bir ben takım ve zaman zaman evet zorluklar yani çıkarabiliyor ve son zamanlarda golcü bir takım olduğunu görüyoruz. Hani Benfica'ya yenilirken bile gol attığını görüyoruz. Yine onun dışında Lexus'u kupada 4-1 ile geçmişler. Boavista ile Maritimo ile devamlı gollü maçlar çıkarıyorlar ve tam kadrolar ve büyük takımlarla oynadıkları zamanlar devamlı daha farklı konsantre olduklarını ve motive olduklarını biliyoruz bu tür takımların. Sporting de Avrupa'da Lask'a 3-0 yenilerek geldi. Sonuçta bir yorgunluk da olacaktır. Burada zorlu geçecek bir mücadele olacaktır diye düşünüyorum. Öyle zaten oranların da gösterdiği gibi Lisbon'a 1.75 vermiş. Hani yenemeyebilir sanki maç. 1-1'de de kalabilir. Hani dönse de zar zor 2-1 bir tarafa dönebilir diye düşündüğümden ben 2-3 gol önereceğim ama alternatifte yüksek orandan 1.70'ten karşılıklı gol var da denenebilir. Benim ilk önerim 2-3 gol. 1.65 orandan dediğim gibi ya 1-1 beraberlik çıkacaktır ya da zorla bir tarafa 2-1 dönecektir diye düşünüyorum. Yine aynı fikirdeyseniz alternatif kuponlarınızda deneyebilirsiniz. Ve günün son maçı 5. maç Cagliari-Lazio mücadelesi. Aynen bu maç bizi heyecanlandırdı değil mi? Aynen bunu izlemesi de zevkli olacaktır. Çünkü Cagliari'nin son zamanlardaki müthiş performansı var tabii. Süratli de top oynuyorlar. Süratli top oynuyorlar. Defans da sert. O yüzden güzel maç geçiyor. Aynen aynen. İleri uçlar da etkili aslında. İkimizin de belki en tuttuğu maç Trabzon'la birlikte bu maç gibi sanki değil mi? En güvendiklerimiz kesinlikle bu ikisi öyle. Gibi. Başakşehir'de var aslında. Başakşehir'de de yani geliyor. Yani 3 maç aslında. Aynen. 3 maç koy. 5-10 lira bas aynen abi. Bazıları 3 maç uz ufak oran oldu abi az oldu filan derlerse alternatifte de Kopenhag'ı verdik zaten. Aslında ilk 3 maç bu. Trabzon, Başakşehir ve Cagliari. Baktığımız zaman Cagliari'de ama Olsen mesela kırmızı kart cezalısı, az kalecileri. Onun dışında baktığımızda Marco Rock yine orta sahada sarı kart cezalısı. Onun dışında çok önemli bir sakatı cezası yok. Lazio'da ama rotasyon yapıp yerini doldurabileceği adamlar var, da var. Var tabii canım aynen. Lazio'da zaten Avrupa'dan döndü. Onlarda da bir yorgunluk olacaktır. İki takımın da hücum gücüne güveniyoruz biz. Hücum gücü çok kuvvetli olduğu için iki takımdan da goller bekliyoruz açıkçası. Yine günün sağlam tercihlerinden biri gibi karşılıklı gol var. Aynen 1.40'tan kuponumuza daha koymuşuz. Ben de alternatifte de üstte deneyeceğim maç. 1-1 de kalmaz da sanki 2-1-2-2-3 civarında geçer gibi geliyor bana. Senin kuponunda 1.40'dan var. Ben de alternatife üst öneriyorum. Yine aynı fikirdeyseniz bu maçı da değerlendirebilirsiniz. Dediğimiz gibi Trabzon'un üstü, Başakşehir'in biri ve Lazio'nun varı. Bu üçünü en güvenli. Bir de oran yükseltmek isteyenler Kopenhag 1 oynayabilir. Kopenhag'a da belki girebilirsiniz ama diyorlar. O ben de yine maç benim için en kale, en güvenli. Yani olabilecek pazartesi için böyle takiplik, heyecanlık böyle güzel böyle ufak. Kaç oran yapıyor demesi? 4.05. 4'ünü oynarsanız 4.05 yapıyor. İdeal yani 10 liraya, 40 liraya, 20 liraya, 80 liraya. Aynen. 3.5 oran. O şekilde bir de alternatif yapmak isterseniz yine mesela Başakşehir'e 1 koydunuz, öbür tarafa 2-3 gol koyabilirsiniz. Kopenhag'a 1 koyduysanız öbür tarafa üst. İşte Trabzon Denizli'ye 1 dediyseniz öbür tarafa üst.
Bir de bir şey söyleyeceğim. Trabzon, Başakşehir ve Kalyari bunlar canlıda da güzel para kazandırabilir arkadaşlar. Aynen doğru söylüyorsun. Baktığımızda o gün Trabzon, Başakşehir maçları canlıda. Crystal Palace mücadelesi var canlıda. Bir de Lazio maçı var canlıda. 4 tane canlı maç açmışlar o gün. Ben Palace Brighton mücadelesine hani değinmedim. Tamam karşılıklı gol var olabilir. 0-0 bitebilir, 1-1 bitebilir. Beraberliğe yakın bir mücadele. O yüzden değinmedim ama sistemde almak isteyenler bir beraberlik alabilirler. Brighton mücadelesi vardı, girmedim ben. Şimdilik sizler için seçtiğimiz maçlar bu kadar. Pazartesi dar bülteninde inşallah şansımızın da yardımıyla ve kupon şansımızın da yardımıyla doğru tercihleri kuponlara denk getirmek çok önemli biliyorsunuz. Güzel bir pazartesi geçiririz inşallah efendim. Ben de varsa bir de bulabildiğiniz bir de sizler de yatan, bir de aynen evet, kuponlarınızı yani hani yazın aşağıya. Herkes baksın olarak... kim kime daha çok güveniyor, kim aynen neye öyle, oynuyor değil mi? Aynen. En çok tercih edilen şeyleri kafasına yatanlar ha demek ki çünkü birçok kişi yani kendisiyle aynı fikirde göremediğimiz veya izleyemediğimiz başka bir maç var da oluyor aynen öyle yani. Ya da o maça farklı bir tercih sunar tabii mesela ki, o yüzden ki. Siz de paylaşırsanız seviniriz ve Serdar'ın en azından misafirimiz belki, tatına like'ları da şey yaparsanız belki en azından biz de o takımları tahmin etmeye başlarız ya da biz de belki alternatif kuponumuzu alırız arkadaşlar. Baktık çok kişi aynı maçı yazıyor. Aynen alabiliriz öyle. Yani. Yorumlara mutlaka siz de fikirlerinizi yazın ve Serdar'ın hatırına en azından bir bakalım ne kadar hatırına like gelecek. Normalde bana şimdi 2000 like geliyorsa seni hatırına deyince 1000'de kalırsak olmaz. Aslında senin hatırına daha da artması lazım. Aynen bana 2000 ise 1000 de onun için 3000 olması lazım. 3-4-5. Hayırlısı bakalım. Bu arada belki bugün fest yaparız da arkadaşım. Yönetmeni aylardır söylüyorum. Çek şunu evet, koyalım desinliğini görün yok, arkadaşlar. Yok canlı yayında açıp da şey yapalım. Birazdan yapabiliriz. Güzel oluyor. Evet, oynayan varsa ediyoruz. Bu arada yazsın aşağıya. Belki bir gün netten aynen takılırız. Online oynarız belki biz şey yapabilirsek. Evet. Turnuva düzenleyebiliriz yani teşekkür arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz katıldığın için. Ben her zaman bekleriz. Neden lafını kesiyorsun? Yeter bu muhabbeti uzatma tamam diye. Tamam o zaman hadi yönetmen kapat. Kardeşim görüşürüz. Bol şanslı arkadaşlar. Bekleriz hafta içine gel. Bugün de günlerden hafta çıkardı. Aynen öyle. Çarşamba falan filan Şampiyonlar Ligi'nde görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Kanka işte senin... Değiyor, tenine değiyor. Yok yapmaz ya. Şurama tıklıyor. Oğlum niye takamadınız ki siz? Ben taktım oğlum ben nesi takmış varmış işte. Haklı. Sizin aynı seviyede olmazsa birinizinki az gelir, birinizin sesi çok gelir. Kanka sok gırtlağına onu. Şunu bırakır mısın bana ya? Sen bunu şimdi niye çekiyorsun? Program girişi gibi yapın şu an kayıtta. Evet sevgili arkadaşlar, evet sevgili bahis severler, Türkiye'nin iddialı iddia kanalı iddaabilir TV'ye hoş geldiniz. 16 Aralık pazartesi günü... Lan... Başlasak sen devam et ama bunu enstantaneye yerleştirdik kanka. Ya. Bugün bir konumuz var gördüğünüz gibi hiç yayınlara alışkın değil. Başladığımızın bile farkında değil. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sarı göt hoş geldin kardeşim. Sarı göt ne lan? Oğlum. Sarı cümcüm.